Oo Dilan, hoş geldin. Hoş buldum hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok sağ olun. Size bahsettiğim hastanın raporları. Bunlar da reçeteler. Hocam. Evet. Şüphelerinde haklısın. Burada standart prosedürlere aykırı bir durum var gibi görünüyor. Fakat hastayı muayene etmeden bir şey söylemem doğru olmaz. Kudret Bey'i çalıştığım hastaneye getirirsen daha net konuşuruz. Bu bazı özel sebeplerden dolayı biraz zor. Hatta imkansız hocam. Başka bir yolu yok mu? Yapabileceğimiz başka bir şey. Sen de biliyorsun cevabı. Maalesef Dilan. Hastayı muayene etmeden bir hekim olarak bir şey söylemem doğru olmaz. Yapmamız gereken birçok test, tetkik var. Aksi ancak farazi konuşmalardan ibaret kalır. Evet, evet biliyorum. Ama başka bir yolunu bulmak zorundayım. Hastanın durumu iyi değil. Tedavi edilmezse de daha kötüye gidebilir hocam. Dediğim gibi, hastayı bizzat görmem lazım. Durum acil görünüyor. Eğer sen de uygunsan, bugün saat 5'e kadar buradayım. Tamam hocam, çok sağ olun. Hazır mısın? Bitti mi işin? Ya sen Zümrüt? Sen de benim gibi hissediyor musun? Zümrüt bir şey söylemeyecek misin? Ben... O da beni seviyor. Öcümü kaperdin. Ne oldu yine sana? Hı? Yok bir şey yenge, üşüdüm biraz ondan. Hadi söyle. Kıpkırmızı olmuşsun, ateş basmış seni. Benim kalbim sadece bir kişiye ait. Şşş! Kız sana diyorum ya. Üf yenge. Taksın sen de. Ben hazırım, gidebiliriz. Beyefendi kim? Şey, Metin Bey hocam. Burada karşılaştık da. Dilan, beyefendi kim? Baran Karabey. Eşi.
Hocam, tekrardan sizi gördüğüme çok sevindim. Sizi meşgul etmeyeyim ben. Görüşürüz. Gidelim. Kim bu Metin? Söyledim ya. Üniversiteden hocam. Gidelim. Nasıl yorulmuşum? Oho! Ateş bacayı sarmış da bunların haberi yok. Çocuklar, gelin bakayım buraya. Gel, 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 gel. Efendim yenge. O kadar alınacak şey var. Niye boş boş duruyorsunuz? Hı? Olur tabii. Ne lazım? 2 kilo soğan, 1 kilo biber, böyle 2-3 tane de marul alın. Bir de sahilde şey var, böyle Ankara simidi yapıyorlar şöyle çıtır çıtır. Çayın yanında yeriz, 6-7 tane de ondan alın. Ay nasıl canım çekti. Tamam yenge, ben giderim ama Ali boşuna yorulmasın. Yok yok, Ali ile gidin siz. Şöyle de bir güzel sahil havası alın. Peki, tamam. Hadi. Geç. Hadi kolay gelsin. Bu Metin Hoca, senin hangi dersine giriyordun? Uygulamalı klinik, eczacılık ve farmakoloji. Aslında çok iyi bir doktor. Ama hocalığı da muhteşemdir. Bilgisi, donanımı inanılmaz. Mesela derse devam konusunda çok esnek olmasına rağmen onun dersini asla boş göremezsin. Bütün amfi doludur. Çok iyi bir doktor. Yurt dışındaki insanlar sırf bir rapor okutmak için gelirler İstanbul'a. Ne oldu? Neden durdun? Ne oluyor? Yalan söylüyorsun. Tesadüfen falan karşılaşmadın hocamla. Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Ben size ulaştıracağım. İyi günler. Aramayı silemedim. Fark etmez inşallah. Ne oldu? Şimdi gerçeği söyle. Hocanın yanında ne işin vardı? Okulu neden aradın? Ben Metin Hoca'yla görüştüm, evet. Kudret Bey hakkında konuştum. O da raporları görmek istedi. Mümkünse Kudret amcayı da. Sen kimsin ki başına buyruk hareket ediyorsun? Önce ilaçlar, şimdi bu. Kötü bir niyetim yok. Yeter! Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Benim sözümden nasıl çıkarsın? Nasıl dinlemezsin beni?
Ben Kudret amcaya yardımcı olmak istedim. Babamın senin yardımına ihtiyacı yok. Bu konu kapanmıştır.